zeytinyağı çek. Her zaman mı? Fire kameraman değişiyor. Her kameramana kurallarımı öğretmek o kadar zor oluyor ki. Ne yapalım? Eğitim mi alalım senin için? Eğitim alacağım. Hayır, ben bu işi amatör olarak yapıyorum. Hayır, yani Ömer'e öğrettim, Ömer çekmiyor. Arkadaşıma öğrettim, arkadaşım çekmiyor. Fire kameraman değiştiriyor. İyi maaş vermiyorsun o zaman. Sor bakalım bana, ben. Çorbası varlıyor musun? Oo, ayıp ettin. Oo, hem de ne? Bu benim ikinci çekişim daha, ben bir şey yiyip içmedim. Yok, sen hayır, ilk çekişim. Daha önce YouTube'da. Hayır, geçen geldiğimde de çektin. O küçük küçük birkaç fotoğrafta o kardeş çay, hatta. Çay da içirmedin. Kardeş hatta, ona çekersin. Çay da içirmedin. Ama en memnun olmadığım bak Zahit'tir. Sen yine güzel elini öylece tutuyorsun, çekiyorsun. Zahit'in çekişini görmen lazım. Zahit'e bir kere çektirttim. Ama bana sor nasıl çekti. Onun editiyle 3 gün uğraştım. Onun çektiği videonun editiyle. İşe yaradı mı? Yaradı ama beni çok uğraştırdı. Çok zor yarattım işe. Ama işe yaradı yani. Mesela ben konuşuyorum. Ben konuşurken onları çekmiş, bunları çekmiş. Habire eliyle kımıldatmış, yatmış yattığı yerden çekmiş. Bacaklarını çekmiş, ayaklarını çekmiş. Bir daha çektirtmeyeyim diye yaptı bence onu. Olabilir. Çok akıllıdır o. Yani o ne anlatsın gözüldü. Hatırlıyor musun? Sen beni burada da görmüştün. Nerede? Burada. Hatırlamıyorum. Ben buraya ilk defa geliyorum. Ha, çalba toplarken orada sen beni i̇lk dövmüştün. İlk defa geliyorum ben. Hadi canım orada. Nasıl dövdüğünü anlat küçükken beni. Bak, önce şu yerdeki sopalar gibi bir tane sopa buldum. Şunlardan. Ama bunlar çabuk kırılıyor. Bunlardan aldım. Öyle bir vurdum, çocuğun olsun. Kırıldı. Ben de vurdum, senin kırıldı. Çocuğunu döveceğim. Ne, kimi? Çocuğunu döveceğim. Ne alakası var? Döveceğim. Sen beni dövdün. Ben ne de alakası? Senin çocuğunu döveceğim. Ben kardeşimi dövdüm. Tamam, ben de yeğenimi döveceğim. Sen de döveceğim. Küçük kardeşini dövdün. İki tane vardı. Dövdüm. Kimi? Zahit'i. Ama sonra beni bir dövdü. Baktım büyümüş ya, gücüm yetmere. Ben sana bir daha hayatta gattikle şey yapmadım. Şimdi bile hemen böyle sesimi yükselsem, hemen böyle bana abo diye bağırırsa hemen korkarım, böyle olurum. Ya dövmek demeyelim de, ufak ufak eziyet etmek işte. Pataklamak. Sürtüşmek, itişmek, kakışmak. Ama insan kardeş olunca gerçekten Kabil'e hak veriyor. Kardeşini öldürmüş ya Kabil. Burasına kadar getirmiş çocuğu. Burasına kadar gelmiş. Bir şey söyleyeceğim. Habil ile Kabil'in babası kim? Kim? Edom. Gerçekten mi? Değil mi? Öyle değil mi? Evet. Doğru. Aynen doğru. Anası da Eva. Evet, aynen. Sen yine de bana güvenme. Bu bilgileri teyit et. Yo, güveniyorum. Ben sana güvenmem mi? Hiç senin de beni öldüresin geldi. Hadi itiraf et. Kamera açık. Hadi itiraf et. Buldun mu çalba? Yok, burada yok. Bak kızılcık. Yine bir dayak anısı. Biz buna kızılcık diyoruz da. Başka yerde insanlar kızılcık diye ne diyor biliyor musun? Ne? Ergene diyor. Evet. Kız. Bizde kızılcık bu. Küçüktüm. Tadı nasıl? Aman be, yenilecek bir şey değil. Çok küçüktüm. Eskiden tabii abur cubur mu var? Yiyinti içinti mi var? Bakkal mı var köyde? Yok. Çocukken de insanın işte canı çeşit çeşit şeyler yiyesi geliyor. Canım kızılcık çekti. Kızılcık mevsimi işte, tam bu mevsim. Abim de benden 4 yaş büyük. Diyorum ki canım kızılcık çekiyor. Canım kızılcık çekiyor. Abim okuldan geldi. Bu da arkadaşlarına söz vermişmiş. Maç mı yapacakmış, ne yapacakmış gari. Annem tutturdu kardeşini kızılcık yemeye götürdü diye. Bu da diyor benim işim var diyor, arkadaşlarımla oyun oynayacağım falan diyor. Annem de götüreceksin kardeşini dedi. Kızılcık yedirtip geleceksin, ondan sonra oynayacaksın dedi. Bu da tamam dedi, öyle mi dedi. Beni elimden tuttu. Dağ yoluna kadar götürdü, kızılcıkların oraya kadar. Kızılcıkların orada beni bir güzel dövdü. Ben ağlaya ağlaya kızılcığımı yedim. Sonra beni geri götürdü gitti. Oyununu da oynamaya gitti. Ne sonra... kadar gaddar bir abin varmış. Aynen. Sonra senelerler sonra Google Maps'ten o kızılcığın yerini bulmuş. Kim? Seneler sonra abim. Ben üniversitedeyken. Benim de içimden çıkmamış. Bak onun da içinden çıkmamış demek ki. Daha üniversitedeyim garip. Bir gün bir baktım bir fotoğraf. Bir baktım Google Maps'ten o kızılcığın yerini bulmuş. Bana onu atmış. Diyor ki hatırlıyor musun seni burada ne güzel dövmüştüm diyor. Keşke bir kerecik ben de seni dövebilseydim ya. Çok içimde kaldı biliyor musun?
Beni niye dövüyorsun? Git abini döv. Tamam işte seni döveceğim. Bu da yenilecek bir şey değil. Neden canım bunu çektiyse? Bundan güzel sirke olabilir ama. Denemek lazım. Kızılcık sirkesi. Gayet'in kız olduğunu düşünsene bir de. Eminim çok benden 1000 kat daha güzel olurdu. Herkes onu severdi. Herkes ona ilgi gösterirdi. Bak gari sen. Kıskançlıktan kudururdum. Sizde mesela hiç oluyor mu öyle şey? Zay sizden yakışıklı mesela. Senden çok yakışıklısın. Senden çok yakışıklı mesela. Kıskanmak oluyor mu? Hayır. Zayt'ı kıskanıyor musun? Hayır. Neden? Niye kıskanayım? Senden 10 kat daha yakışıklı mesela. Olsun. Hiç kıskanmıyor musun? Yok. Ya ben kıskanırdım gibi geliyor. Aynı anadan babadan olmuşuz. Bir buna bak derdim, bir kendime bak derdim. Zahit niye sarışın? Zahit sarışın. Bir de çok yakışıklı ya. Hastanede karışmış olma ihtimali var mı? Gerçi ben de sarışın sayılırım da. Bak. Bunlar var ya. Deli para bunlar, deli deli. Kurusu 10 liraymış. Şimdi ben bunu toplayacağım. Kurutacağım. Kurusunu da satacağım. Para edince var ya bucaktan gelip ilçeden gelip milletin tarlasındaki otunu çalmaya başladılar. Bizim yukarıda var ya. Topluyorlar mı? Vallahi yukarıdakini çalmışlar. Geçen sene böyle çanak gibiydi. Çok güzeldi. Geçen sene çalmış birisi. Gerçi bucaktan gelen birisi değildir. Çünkü bizim tarla biraz kuytuda köşede kalıyor. Dedemin tarlasındakini de çalmışlar. Orayı bucaktan gelen birisi çalmış olabilir. Çünkü orası yol üstü. Ama burası yol üstü değil. Burayı kesin köyden birisi çaldı. Ben öyle tahmin ediyorum. Otumuzu çalmış ya. Şifalı otumuzu çalmış. Ben toplayacaktım onu. Ben dul bir kadınım. Gelirim yok, maaşım yok, bir şeyim yok. Ben toplayacağım, bunu satacağım. Evimin kiramısını ödeyeceğim. Çalmışlar. Toplamış gitmişler ya. Bunların altından akrep falan çıkıyor mu? Vallahi ben hiç denk gelmedim ama çıkabilir. Altında dibinde taş varsa çıkar. Sen hiç denk geldin mi? Hatırlamıyorum. Ben hiç denk gelmedim. Akrep soktu mu seni? Hayır beni sokmadı. Babamı soktu. 2 kere soktu hem de babamı. Bir keresinde tarlada sokmuş. Tarlada paçasından girmiş. Hurasından. İlk bir hurasını sokmuş. Burasını soktu. Çok acımış. Ondan sonra tabii zehri bitmiş burası sokunca, zehri azalmış. Sonra yukarı çıkmış şöyle oraya. İkinci hurayı sokmuş. Üçüncü de kasığını sokmuş tarlada. Tek günde 3 kez. Tek günde 3 yerinden sokmuş. Ama Allah'tan yukarı çıkıncaya kadar zehri azalmış. Belki orada daha çok etkileyecekti. En çok bacağının hurasını etkilemiş. Ateşlenmiş mi? Beti benzi atmış. Mahvetmiş maf. Ölecek adam. Hastaneye git diyoruz. Ya geçer diyor, bir şey olmaz diyor. Gitmedi hastaneye. Sonra zorla götürdük biz. Başımıza iş çıkaracak ya. Babasız koyacak bizi. Bu var ya, bu doğal antibiyotik. Şimdi biz bunların kurusunu satıyoruz ya. İlaç sanayinde kullanılıyor değil mi bu? Galiba. Bunu mesela hasta oldun, bademcin şişti, grip oldun. Şöyle bir dalını kaynat. Hiçbir şeyin kalmaz. Bundan yakıda vuruyoruz biz. Hipokrat günde 1 bardak içiyormuş bundan. Kim? Hipokrat. Evet. İbn Sina kekik gibi kullanıyormuş. Aha. Her yemeğin içine atıyormuş. Bu işte yabani ada çayı bu. Var ya, çok güzel bir bitki. Ben çok seviyorum bunu. Kokusunu da çok seviyorum. Sen neydi kullanıyorsun? Ben işte yakıda kullanıyorum. Para kazanmada. Evet, para. Evimin kirası için kullanıyorum ben. Bak bunlar hem budanmış da oluyor. Seneye çok gür çıkacak bu. Ama toplamazsan gitgide cılızlaşıyor. Bir sene öncesinden toplanmış yerler inanılmaz gür çıkıyor. Böyle çanak gibi. Ama toplamadıysan cılız cılız çıkıyor. Ya dinlenme tesisindeki tuvaletler bile 2 lira olmuş ya. 2 lira. Çişini yapmak için 2 liranın olması gerekiyor. Metal 5 lira lazım değil mi artık? Artık evet, 1 lira gibi 5 lira olması gerekiyor artık. Madeni paralar 1, 2 ve 5 olarak güncellenmesi gerekiyor. Evet.
50 kuruş, 25 kuruş artık tedavülden kalkması gerekiyor. Abim de çalışmaya gitti. Kaldım bir başcağızcığıma. Ay bu çiçek ağzını açmış. Yaz mı gelecek? Ay sesim. Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana aittiklerin az mı gelecek? Yandım Allah yandım yandırım beni. Burada çok var. Burada her yer çalba. Ama küçük. Cansız cılız. Şu taraf çok canlı. Burayı toplayayım. Ooo çalba cenneti. Her yer çalba. Neyse biraz daha toplayayım da yeter edeyim. Zaten bir çuval doldu. Şimdi de cam makinenin içine gideceğim. Sereceğim kurusun. Topladıkça cam makinenin içine sererim gari. Kuruturum. Doldururum bir çuvala. Toplu satarım. Herhalde bir 30-40 kilo çıkar. Elim patlamasa daha toplardım. Havanın kararmasına var ama elim patladı ya. Hiç tutamıyorum şeyi. Bağ makasını. Camakene de geldik. Camakende yer varsa. Heh, var. Hura yazarım işte. Her yer dökeleşik camakendedi. Tarlada giydiğimiz giysileri, kıyafetleri hep buraya koyuyoruz da eve götürmüyoruz kirli kirli kıyafetleri. İşte burada camakende duruyor. Aynı zamanda bu camakende incirlerimizi de bu camakende kurutuyoruz. Göstereyim incir kuruttuğumuz yeri. Buraya böyle raf raf sistem yaptık. Bunların üzerine incirleri koyuyoruz. Burada kurutuyoruz. Üstü de kapalı, sağı solu da kapalı. Hem hayvan giremiyor, canlı giremiyor. Hem de toz toprak inmiyor. Hem de güzel kuruyor burada, çok güzel kuruyor. Bu benim topladığım ot. Buraya yazacağım şimdi. Zaten burada da annemler birazcık kurutmuş. Bunlar da tohumu. Dikiyoruz biz ya, boş yerlere dikiyoruz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bugünlük bu kadar yeter. Çünkü elim çok acıdı. Yarın daha tekmilli geleceğim. Yarın daha çok verimli çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Lütfen videomu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen. Lütfen. Görüşürüz. Kahveler pişsin, kahveleri çesin. Sonra da artık evimize gideriz. Bulutların renginin güzelliğine bakın, pembe pembe. Pambık şeker gibi. He? Kırmızı değil ki hani pembe. Bulutlar ateş kırmızısına dönerse yağmura işaretmiş. Şimdi o yağmura işaret mi o renk? Aşağı tarafa bir bak. Gördün mü? Orası anne mavi, koyu işte mavi. Kırmızı mor. Neresi kırmızı? Kırmızılık var. Sarı mı?
Allah. Aman efendim, buyurunuz, buyurunuz. Şekerli mi şekersiz? Şekersiz tabii ki de. Sen kardım. Ne yaptın? Ne kadar muhteşem bu. Gerçekten mi? İçtiğim en güzel kahve bu. Gerçekten mi? Bunu ben mi seçtim, sen mi verdin bana bu bardağı? Ben verdim. Ne oldu? Onu küçükken yapıyordum ya, artık yapmam, koca kız oldum. Küçükken zorla getirttiğin suların içine, çayların içine tükürmüş olabiliriz ama artık büyüdük. Artık büyüdük, öyle işler yapacak değiliz. 30'umuzu merdiven dayadık. 30'umuzu merdiven dayadık. Artık büyüdük, içine tükürmüyoruz, başka şeyler atıyoruz. Zehir. Fare zehiri. Kimseye zorla iş işlettirmeyeceksin. İşte zorla iş işlettirirsen birisine sonucunda öyle kötü şeyler olur. Hani sesimi beğeniyordun? Beğeniyorum. Hadi babana yardım et kızım. Hadi gel. Az seni çalıştırayım sonra.